Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Türkiye hızlı bir şekilde aşılama kampanyasını sürdürüyor. 1 milyonu aşkın yurttaş COVID-19 aşısı oldu. Ben herkese de aşıyı tavsiye ediyorum. Çin'den getirilen Sinovac aşısı Türkiye'de 14 Ocak'ta yapılmaya başlandı. Aşı uygulamasının 6. gününde 1 milyonu aşkın yurttaş aşı yaptırdı. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından da artık ikinci önemli sürece geçildi. Vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli. 19 Ocak'ta huzureviyle bakım evinde kalan yurttaşlar, engelli ve onlara bakan personel olmak üzere toplam 87.120.000 kişinin aşılama işlemleri başladı. Ayrıca 90 yaş üzeri yurttaşların da evlerinde aşılaması yapılıyor. Aşı çalışmasını, programını anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Ulusal kanalın Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre 87.120 kişinin aşılaması bu hafta sonuna kadar tamamlanacak. Ardından önümüzdeki hafta itibariyle de 85 yaş üzeri aşılama süreci başlayacak. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde ikinci tertip bir grup aşı daha gelecek. Sağlık Bakanlığı ikinci doz aşılama süresi gelmeden Çin'den ikinci grup Sinovac aşısını getirme hazırlıklarını da sürdürüyor. Bu kapsamda aşıların Çin'den 25 Ocak'ta Ankara'ya getirileceği iddia edildi. Mümkün olduğu kadar fazla vatandaşımızı aşılayarak bu salgını kontrol altına almaya gayret edeceğiz. Öte yandan Meclis Başkanı Mustafa Şentop da COVID-19 aşısı yaptırdı. Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olan Şentop yurttaşlara çağrı yaptı. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde bütün vatandaşlarımız mutlaka aşı olmalıdır. Şentop, milletvekillerinin aşılanmasıyla ilgili de Sağlık Bakanlığı'nın bir programlaması olduğunu belirtti. Milletvekilleri arasında Türkiye'deki genel salgına oranla 10 kata yakın yüksek hastalığa yakalanma vaka durumu var. Mecliste 584 milletvekili var. Bizim resmi olarak, kayıtlı olarak bize gelen bilgilere göre 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış. Bunun milletvekilleri içerisindeki oranına bakarsak %24.3 oranında.